Kara delikler gerçekten başka evrenler açılan kozmik kapılar olabilir mi? Yoksa bu sadece bilim kurgu filmlerinin ürettiği bir hayal mi? Bugün bu soruya bilimsel temellerle yanıt arayacağız. Geleneksel görüşler bize kara deliklerin içinde bir tekillik bulunduğunu ve tüm maddenin oraya sıkıştığını söyler. Ancak bazı fizikçiler, özellikle Nikodem Poplavski, Lee Simolin, Rush Patria, Roger Penrose ve Leonard Susskind kara deliklerin içinde yeni bir evren oluşabileceğini öne sürüyorlar. Gelin kara deliklerin evrenler doğurabileceğini söyleyen teorilere yakından bakalım. Kara deliklerin içinde ne var? Nokta tekilliği gerçekten var mı? Klasik görüşe göre geleneksel fizik kara deliklerin merkezinde sonsuz yoğunlukta bir nokta tekilliği olduğunu söyler. Roger Penrose ve Stephen Hawking'in 1965'teki tekillik teoremleri bir kez bir kara deliğe düşen maddenin kaçamayacağını ve sonunda bu sonsuz yoğun noktaya düşeceğini gösterdi. Yeni bakış açısına göre ise Nikodem Poplavski ve Kerr çözümü kara deliklerin aslında döndüğünü ve içlerinde nokta tekillik yerine halka benzeri tekillik oluşturduğunu söylüyor. Gerçek kara delikler döner. Çünkü evrende hiçbir yıldız mükemmel simetrik ve hareketsiz olarak çökmez. Bu yüzden bir Kerr kara deliği oluşur. Halka tekilliği ve yeni bir evren oluşma olasılığına bakacak olursak, Kerr kara delikleri merkezde bir nokta yerine halka şeklinde bir tekillik içerdiğini söylemiştik. Peki bu ne anlama geliyor? Kara delikler döner. Evrende hiçbir yıldız mükemmel simetrik ve hareketsiz çökmez. Dönen bir kara deliğin içinde nokta tekilliği yerine halka şeklinde bir yapı ortaya çıkabilir. Bu halka dışarıdan bakan bir gözlemci için erişilemez bir bölge meydana getirir. Halka tekilliği merkezde bir boşluk oluşturur. İçeride kara deliğin çöküşü hiçbir zaman tamamlanmaz. Çünkü tekillik dönen bir halka gibi sürekli hareket eden bir hedef haline gelir. Bu boşluk yeni bir evrenin doğabileceği bir bölge olabilir. Özetle kara deliklerin içinde sonsuz yoğunlukta bir nokta değil, halka şeklinde bir bölge oluşmaktadır. Ve bu bölge yeni bir evrenin doğmasına izin verir. Nikodem Poplavski'nin önerdiği teoriye göre kara delikler çöktüğünde içeride bir büyük patlama gerçekleşebilir. Özellikle bu model kara deliklerin aslında evrenler doğurduğunu iddia etmektedir. Peki bu nasıl olmaktadır? Teoriye göre kara delik çökerken merkezde bir boşluk oluşur. Bu bölgeye çöküş sonsuz süre devam etmez. Çünkü dönüş ve kuantum etkileri devreye girer. Dönen halka tekilliği maddenin tek bir noktaya sıkışmasını önler. İçeride yeni bir madde oluşabilir. Poplavski gravitasyonel potansiyel enerjinin maddeye dönüşebileceğini ve bu sürecin yeni bir evreni doğurabileceğini söylüyor. Çekimsel potansiyel enerji yeni madde oluşturabilir. Bu yeni madde genişleyerek içeride yeni bir evrende meydana getirebilir. Hani kara deliğin içinde yeni parçacıklar yaratılabilir. Bu yeni madde içerideki uzayı şişirir. Tıpkı büyük patlamanın başında olduğu gibi. Yani dışarıdan bakınca kara delik hala bir kara deliktir. Ama içeride yeni bir evren genişliyor olabilir. Kara delik çöküşünü asla tamamlamadığı için, zaman aşırı yavaşladığı için bu olmaktadır. Ama içeride büyük patlamaya benzer bir genişleme de beraberinde gerçekleşebilir. Özetle kara deliklerin içinde çökmekte olan bir bölge yerine genişleyen bir evren olabilir. Poplavski'nin teorisi kara deliklerin aslında yeni evrenlerin doğum yerleri olabileceğini bu bağlamda öne sürmektedir. Ve bu modele göre kara deliğin içindeki gözlemciler için olay farklıdır. Bir astronot düşünelim. Eğer içeri düşerse dış evrenle bağlantısı kopar. İçeride evrenin genişlediğini görür. Dış gözlemciler ise onu asla olay ufkunu geçerken göremez. Çünkü zaman duruyormuş gibi görünür. Bunu nasıl düşünebiliriz? Bir örnek olarak dışarıdaki biri için kara deliğin çöküşü sonsuz zaman alır. Çünkü zaman aşırı yavaşlar. Ama içeri giren biri bu olayı anında görür. İçerideki biri için büyük genişleme olurken dışarıdaki biri yalnızca çöken bir kara delik görmektedir. Bu teori bilimsel mi? Poplavski ve diğer bazı fizikçiler ciddi makalelerde bu görüşlerini yayınlamıştı. Matematiksel olarak bu fikir tutarlı görünmekle birlikte dönen kara deliklerin merkezinde bir boşluk oluşabileceğine dair fiziksel modellerde mevcuttur. Ama bu hipotezlerin büyük bir sorunu vardır. Gözlemlenememe problemi. İçine giren bir şey geri çıkamaz ve bilgi taşıyamaz. Gravitasyon dalgaları veya kara delik çevresindeki X ışınları içeride neler olduğuna dair ipuçları verebilir mi? Kuantum kütle çekimi teorileri geliştikçe bu fikirler test edilebilir hale belki de gelebilir. Özetle kara deliklerin içini doğrudan gözlemleyemiyoruz. Ancak teorik olarak içlerinde yeni evrenler oluşuyor olabilir. Bu noktada daha detaylı bilgiye ve daha detaylı çıkarımlara
ihtiyaç duyarsak Schwarzschild koordinatları ve yanıltıcı görünümleri verebiliriz. Bir Schwarzschild kara deliğinin olay ufkunun içinde zaman koordinatı T uzaysal bir nitelik kazanırken radyal koordinat R zamansal hale gelir. Peki bu ne anlama geliyor? Bir nesne olay ufkunu geçtikçe onun için tek yönlü bir zaman akışı başlar. Merkeze doğru. Schwarzschild koordinatları bu bölgede yanıltıcıdır. Kruskal-Szekeres koordinatları gibi sistemler bu yapıyı daha iyi açıklamaktadır. Peki bu bir diğer evren anlamına mı geliyor? Hayır. Bu sadece uzay zamanının nedensel yapısının bir sonucu. Olay ufkunun içindeki uzay zaman başka bir evrene değil, kaçınılmaz olarak tekilliğe yöneliyor. Schwarzschild koordinatlarının sunduğu geçit illüzyonu aslında uzay zamanının evrilmesiyle ilgili bir matematiksel yanılgıdır. Bir başka spekülatif fikir ise holografik ilkedir. Bu fikir 3 boyutlu uzayın bilgi içeriğinin 2 boyutlu bir yüzeye kodlanabileceğini söylüyor. Bu fikre nasıl geldik? Leonard Susskind ve ADC-CFT teorisi kara deliklerin evrenin 3 boyutlu bir projeksiyon gibi davranabileceğini öne sürmüştür. Bazı bilim insanları evrenimizin aslında bir kara deliğin olay ufkundan yansıtılmış olabileceğini de düşünmektedir. Ancak henüz doğrudan bir kanıt yoktur ve bu fikir kuantum kütle çekimi araştırmalarında önemli bir ipucu teşkil edebilir. Evrenimizin bir kara deliğin içindeki projeksiyonu olduğu fikri ilginç ama henüz kanıtlanmamıştır. Nikodem Poplaski'nin bir başka önerisinde evrenimiz bir üst düzey kara deliğin içindeki bir alt evren olabilir. Kara deliklerin içinde yeni evrenler doğuyorsa biz de başka bir evrenin içindeki bir kara delikte olabiliriz. Bu fikir büyük patlamanın kaynağını açıklamakta, evrenin neden içeriden genişlediğini açıklamakta ve kuantum kütle çekimiyle genel görüleyi birleştirmeye de yardımcı olmaktadır. Ama bazı sorunlar vardır. Bilgiyi dışarıya iletemediğiniz için bu problem devam etmektedir. Kara deliklerin iç yapıları hala büyük bir gizem. Ancak bilimsel gerçekler bize şunları söylüyor. Kara deliklerin içinde dönen halkalar olabilir. İçlerinde yeni evrenler doğabilir. Ancak bunu doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyacımız var. Bu teoriler bilim kurgu gibi görünse de aslında modern fiziğin en büyük gizemlerinden birine ışık tutuyor. Kara deliklerin içinde sonsuz yoğunlukta noktalar olmayabilir. Bunun yerine dönen teklikler yeni evrenlerin doğmasına izin verebilir. Sizce evrenimiz bir kara deliğin içinde mi doğdu? Yorumlara yazın ve tartışalım. Bilimin sınırlarını zorlayan bu tür videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.